devamlı olarak yani yaptığı, aldığı şeyleri bana lazım mı değil mi? Bu kanaat fikri insana ruhundan gelir. Ramazan bu ruhu ortaya çıkartmak için nefsine oruç tutturur. Aslında bugüne kadar söylemediğim, yani Ramazan başından beri söylemediğim bir şey söyleyeyim size. Nefsi, bedeni dışarıdaki zevklerden biraz frenleyip, bak sahibimle arama girme. Efendimle arama girme. Rabbimle arama girme. Bak böyle aç kalırsın. Demek için bile bir kurgudur, bir disiplindir dersek hata etmiş olur muyuz? Hayır. Yani şu, ruhunun oruç tutması nasıl olur? Yemek içmek meselesine baktığımızda zaten yediğinde içtiğinde esas bir ruhun var. Şimdi komplike mevzular iç içe çok izaha girmiyorum. Ruh senin yemek yemenden, etmekten etkilenen o ruhun hayvani ruhun. Bedene ait seni canlı tutan şey kısmın. Yani hayvanlarla müşterek olan bir ruhun var. Ona ruh-i hayvani deniyor. Yemek içmek şehvetten o zevk alıyor. Ama insani ruh vermekten zevk alıyor. Yemekten zevk almıyor. Duadan zevk alıyor. Bir insanı memnun etmekten zevk alıyor. Bir talebi okutmaktan zevk alıyor. Başkasına yardımcı olmaktan, işe yarar olmaktan, çalışmaktan zevk alıyor. O insani ruhtur. Diyorsun ki bedenine, bak yemekten, içmekten seni alıkoyuyorum, beni meşgul etme. Yerini bileceksin. Ben Rabbimle işim var ya bu Ramazan. Kendimi bulmam lazım. Sonra yine yiyeceksin, içeceksin. Ama ölçülü. Arkadaşlar, bunun üzerine bir ilave daha yapıyor Ramazan. Hani kendini tutarsın, kendini frenlersin ayrı. Bir şey daha var. Bol bol infak vermek. Ramazan'da bir infak verdiğinde, birisine iftar ettirdiğinde, tabii birisine derken körler sağırlar, birbirine ağırlar olmayacak. Muhakkak ihtiyaç sahiplerine hakikaten güzellikle verilecek. Verirken de ayet-i kerime buyuruyor ki, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ Başa kakarak, fazlasını bekleyerek, ille de bana teşekkür etsin diyerek verme. Allah'a verdiğini düşün. Allah için verdiğini düşün. Ve verdiğimizde kardeşlerimiz, biz kendimizden vermeyiz. O zaman sorarlar, hangisi sana ait de, nereden veriyorsun diye. Şimdi bu düşüncelere bakalım. Hakikaten de bugün insanlık, bir şeyler verdiğinde, insan olduğunu fark etmiyor mu? Ya bu elin ecnebisi, bilinmesi, yabancı artistleri bile geliyor, bilinmelerle oturuyor, falanca çocukları okutuyor, bilmem. Çünkü yaşayamaz abi, yaşayamaz, zevk alamaz. Mümkün değil. Çünkü insan sadece kalıptan ibaret değildir. Yiyip içip tenasül eden bir canlı değildir. İlle bir kalp tatmini, ille bir ruh tatmini, o da kalbi mühürlenmediyse, şarttır. İlle verir. Hatta bunu nasıl vereceğini bilmediğinde yanlış yerlere de verir. Gider mesela insanlara, affedersin, kötülük için para verir. Başka türlü şeyler yesin, haram işlesin diye para verir. Aslında o da çünkü duramaz. Onu alıp bu sahada eğitme işi de yine Ramazan'ın, Kur'an'ın, Hazreti insanın kârıdır. Şimdi bunlar böyle bir kalsın. Bir de bakın, hemen hemen her sene anlattığım Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, deminki hadis-i şerifi eksik bırakmayayım, bir vadi daha ister. Altınla gümüşle dolu olsa ikinci bir vadi ister. Fakat gelin görün ki buyuruyor Efendimiz, insanı ne doyurur? Toprak. Gözlerine toprak dökülüp de kabre girdiğinde böyle toplamaya çalışan o göz sakin olur. Toprağı gözüne yiyince sakin olur. Ramazan, kabre girmeden o toprak atılma, dinle. Çok güzel bir cümle bu. Ayarladım da senin için hazırladım bunu. Ramazan, insanı kabre girmeden, üzerine başkası toprak atmadan önce toprak sıfatlı ahlaka bürünüp tevazuyla, kanaatle yaşamayı öğreten koskoca bir aydır. Burada aldığımız terbiyeyle 11 ayı, o önümüzdeki ondan sonraki ayları ve günleri geçirmek için bir terbiye şeklidir. Yoksa böyle kendini tut. Ne yapıyorsun abi? Abi Ramazan'dayım. Şu an bir şey yapamıyorum. Ramazan'dan çıkınca bir şey değil.
O kadar şey de duruyor bizim, av köpeği de duruyor yani. Bekle, şimdi yemeyeceksin. Sonra diyor kızım. Ramazan insanı ruhen terbiye etmeli. Şimdi işlerin dediğim gibi bu kısmı bir yerde dursun. Bir de bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani biz kendi tatminimiz olarak verdikçe şey yapıyoruz. Benim de çok takdir ettiğim, kendi fikriyatıyla bilmem nesiyle Allah'a bağlı veya dine bağlılığıyla alakalı hakikaten üzüldüğüm, fakat onun haricinde bu milletin insanına, evladına okutmak için yetimine, öksüzüne, yurtlarına yardım yapan çok güzel insanlarımız var. Bu topraklar bereketli toprak. Bu topraklar bereketli toprak. Allah inşallah birlik beraberliğimizi daim eylesin. Bu insanlarımızı ziyade eylesin. Ramazan hürmetine kalbi, aslında ahlakı güzel. Bak, Ramazan'ın başından beri hep bunu söylemek istiyordum. Aslında ahlakı güzel. Konuştuğunda hemen anlayan, inat etmiyor. Eksik kalmış bilgisi. Tadamamış. Ya Rabbi ne olur, şu Ramazan hürmetine ya Rabbi, o kardeşlerimizin hepsine sen bu muhabbeti tattır ya Rabbi. Hakikaten biz onları seviyoruz. Allah sevmese o güzel ahlakta olamazlar ya. Yani o ahlak önemlidir, güzeldir o. Oradan işlemek lazım. Şimdi insanın bir vermekle alakalı tatmin kısmını herhalde bilmeyen yok. Artık onu şey yapıyor. Yani çocuk hikayelerinden filmlerine, dinlenmelerine, programlarına kadar artık bunlar tavsiye ediliyor. Fakat bir de işin görünmeyen boyutta bizi ilgilendiren başka bir güzelliği var. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, az sadaka çok belayı def eder. Azıcık sadaka. Az sadaka çok belayı def eder. Bunu şöyle anlatırdım hatırlarsanız. Hani şimdi böyle hangi kameraya bakayım rahat anlatmak için? Sana mı bakayım Metin? Niye, senin ne torpilin var ki? Allah Allah. Neyse, şu anda herhalde bu hareketimi gösterebileceğiz değil mi? Şöyle kardeşlerim, belaların Allah Teala'nın hani belli bir program vesaire var ya, onların iniş şekli iki şekildeymiş. Bir böyle yıldırım gibi direkt vuran var. Vuruyor. Ne sadaka, ne başka bir şey, ne şu, ne bu, hiçbir şey değil. O olacak o. Ona mani olamaz. Hani uçak kalkarken uçağın kalkışına mani olabiliyor musun? Uçak inerken inişine mani olabiliyor musun? Sakın deneme bu arada. Hava korsanlığı falan gibi. Hani gideceği yeri etkilemiyorsun. Ama içeride oturuyorsun, kalkıyorsun. Değiştiremeyeceğin bazı şeyler var. Bu bela bazen insana gelen musibet, adı üstünde isabetten geliyor. Musibet, nokta atışı. Ne senin iyiliğine, ne kötülüğüne, ne acaba... Mesela bizim deprem gibi. Acaba ondan mı, azlık da mı oldu, bundan mı, çokluk da mı oldu? Şimdi kardeşim bunu konuşma. Bu konuşulacak bir şey. Vurdu. Vurdu bu. Sen bu vurduğunda tedbirini almayışınla alakalı, ihmalden giden ayrı, bindenmesi olan ayrı, onları konuşmuyoruz. Fakat bu oldu artık. Bu olacak. Bu değişmiyor. Fakat bir de şöyle var şimdi, bak Metin sendeyim değil mi? Şimdi böyle yukarıdan gelirmiş. Şöyle. Buradaki duruma göre pozisyonu değişir, sıçrar. Atlarmış böyle, atlaya atlaya gidermiş. Şöyle anlatıyordum daha evvelki programlardan hatırlarsanız. Mesela diyelim ki geldi şimdi. Metin'in üzerine geldi. Metin tam o sırada la ilahe illallah diyordu, bir şey diyordu. Buradan sekenmiş, yan tarafa geçermiş. Geldi Samet'e. Neyse, isim saymayayım, affedersiniz. Buraya geldi. Bakanmış ki tam gelecek, annesinden bir hayır dua aldı. Oğlum işin gücün rast gitsin dedi. Hop, buradan sekenmiş. Namaz kılıyor, sekenmiş. Sadaka veriyor, sekenmiş. Tam bu sadaka. Sadaka, ne sadaka, ne namaz, ne dua, ben yaparım, ben ederim diye kendince takılan bir vatandaş küt diye inermiş tepesine. Sadaka çok belayı def eder.